Ananı görür Allah, görür inşallah. Bülent Ersoy, Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, kendisini prodüktörü Fevzi Siverek'in ofisinde bir takım garipliklerin içinde bulur. Bakalım şahit olacağı tuhaflıklara ne tepki verecek? Bülent Ersoy şakamız var, sizin de anladığınız üzere. Sanıyorum en heyecan verici günlerimden birini yaşıyorum. Hemen sağımda Fevzi Bey var. Fevzi Siverek, Bülent Ersoy'un yapımcısı, prodüktörü. Evet, bugünkü konuk işbirlikçimiz Fevzi Bey'e bir daha teşekkür ediyoruz. Leyla'cığım, teşekkür ederim. Sana da bakayım, çok güzel mavi lenslerinle bugün Bülent Hanım'ın alt kadrosunda çalışacak olan Urfa'dan gelen genç türkücüyü oynuyorsun. Yalan arkadaşımız Berk, o da bizimle birlikte. Fevzi Bey'in mekanında birdenbire doğaüstü olaylar gerçekleşmeye başlayacak. Bülent Hanım buraya gelip bir görüşme yaptığı sırada. Ben yerime geçiyorum, çok heyecanlıyım. Bir bekledikten sonra Türk müziğinin divası Bülent Ersoy bütün ihtişamıyla geldi. Hadi bakalım, Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, divamız geldi arkadaşlar, başlıyoruz. Ne içer abi? Soda verin. İçerisine de bir limon. Sıkmayın. Tıraş. İnce dilim aç, sodanın içine at bardağını oğlum. Bakayım, güzelmiş. Bakayım yastıklarına. Hangisi, şuna mı? He. Çok eşek. He. Vereyim sana bunu. Çok istiyorum. Nereden aldın? Ben bilmem ki işte. Hayır. Çocuklar alıyor işte. Hay Allah. Ne, oraya çamaşır mı astınız? Nereye? Yukarıya. Evet, nasıl da dikkatli bak. Mekanda en ufak bir değişiklik fark ediliyor, görüyorsunuz. Aman arkadaşlar, dikkatli olun. En ufak hatayı affetmez. Yok, onlar çamaşır değil abiciğim. Fevzi Bey, beni duyuyorsanız çenenizi kaşıyın. Ama biraz mı kurudu, görüyor musun? Biraz kurudu. Çok az. Neden? Neden kurudu bu? Yerler niye kurudu diyorum? Yerler kurudu diye bu kadar sert soruluyorsa artık şakadan sonra ben düşünemiyorum. Ya su az verilmiş abi. Yavaş yavaş konuyu bir Levent'e getirin bakalım. İşte bu şeyi anlatmıştım ya sana. Kim? Bu Bahçeşehir'de bizim hemşerilerin bir mekanı var. Ondan sonra orada sahne alacağız, bir kapora da almıştım. Ondan sonra şey bir orada... Ne kaporası ya? Bir mekanda neresi sahne bu? Alacağız. Bahçeşehir'de bir mekan. Gördük mü bakalım? Ben nedir? Gördüm. Sen gördün de benim görmem lazım. Ama abla, bildiğin bunun ablası şeysi olmaz. Şey var, orada onların bir de alt kadroda bir çocuk var. Urfa'da hemşerim. Ay, kendi oldu da gazinonun çocuğu kaldı. Bırak Allah aşkına, sen de deli misin, nesin be? Evet, hassas yerinden yakaladık Bülent Hanım'ı. Daha Levent'i görmeden bu kadar tepki gösterdi. Görünce ne yapacak bakalım. Zaten sen görüp olmadı dediğin zaman zaten olmayacak. Kapora ne olacak? Kapora almak demek. Yeriz kaporayı. Olur mu ayola? Arkamızdan teneke çalarlar. Asla. Evet Fevzi Bey, Levent'in farklı özellikleri olduğunu vurgulayalım. Çocuk olağanüstü güçlü falan filan. Ne? Bir şeyler görüyor ediyor çocuk yani. Dolu bir çocuk. Olağanüstü güç mü? Yani böyle ne bileyim, tuhaf tuhaf şeyler yani. Nereden bulursun bunları? Nereden bulursun? Allah'ım, hiç mi akıllısı bulmayacak beni ya Rabbim? Evet,
bulmadık vallahi Bülent Hanım. Levent'i size özel yeniden dizayn ettik. Evet, göreceğiz birazdan. Ayıp olmasın, beni rezil etme de çocuk burada bir... Ne rezil etmemesi ya? Şey diyeyim, çocuğu çağırayım beni. Ben bir şey baktıramam, ben sana söyleyeyim. Yok, baktırma çocuğu, bir gör, bir parça bir şey dinleyelim. Alt kadro, alt kadro olur. Sonra bilgisayardan şeyleri göster. Sen çocuğa inşallah söz vermedin. Sözsün tamam, bir söz verdim. Hayır, kirve yok, bilmem ne, bilmem ne. Herkesle de kirvesiniz zaten, nasıl oluyorsa o işler. Kirve, mirve, ayağı yok. Sakın bana hiç. Sana söyleyeyim, haberin. Hele musikide asla. Şey oğlum. Evet Levent, hadi hazır ol. Ay Levent. İnan bana, hiç yerinde olmak istemezdim bugün, biliyor musun? Çocuğum, şu bizim türkücü çocuğu bir çağırsana bir gelsin. Ne, bunu kulağı duymuyor mu? Duymaz olur mu? Niye? Neden beni duymadıktan sonra? Duymaz mı ablacığım? Niye gelmedi o zaman diyor. Ama orada fan çalışıyor ya, ondan duymuyor. He. İçeride arı çalışıyor, görmüyor. Of. Getir oğlum çabuk odayı. Getir oğlum, biraz sallan. Kırıtarak gelme, hadi gel. Teşekkür ederim, mersi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sen onun için beni buraya böyle abla abla diyor. Allah bana yoksa son gürlüğümü verdi dedim. Fakat Mevzi Bey'le aralarındaki diyalog bir sinirimi bozdu. Yok. O kadar ısrar etmezsin. Hadi Levent, acele et, bekletme divamızı. Hazırladık senin için. Aha geldi bizim sanatçı. Altımızda saniye alacak çocuk. Daha bir şey belli değil. Kabul edersin. Ha, teşekkür ederim. Şöyle parçanı verin. Çok severim. Sağ ol çocuk, teşekkür ederim. Abi yanına mı geleyim? Nasıl yapalım? Böyle gel yanıma, gel. Gel yanıma, gel yanıma. Hocam... Müsaade eder. Estağfurullah çocuğum. Buyurun. Nerede eğitim aldınız efendim? Hocam ben Urfa'da yerel olarak sıra gecelerinde, orada düğünlerde falan şu anda... Okuyorsunuz. Elimizden geldiğince. Evet. Aferin. Hele bizim o şarkıyı mı okudun? Ablam... Senin şarkı. Türkiye. Levent, çok güzel okuma türküyü. Böyle bir yerlerinde saçmala. Feleksen ne feleksen, bağrım etin eleksen. Aldın gül yüzlü yari, daha neme gereksen. Elbet yüzüm gülecek, bülbül güle erecek. Bu karanlık günlerin bir gün sonu gelecek. Ağla gözle. Allah'ım çok fena bakıyor. İyi gidiyorsun Levent. Bülent Hanım'ın yüzü iyice düştü. Hatta kaşlar çatıldı. Hadi hadi bakalım. Ben felek murgunuyam, yanar gezerim. Bakar mısınız, midesi bulandı. Fena, suratı ekşidi. Ah 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 Levent ah. Şey de Levent, bitirince çok heyecanlandım. Daha aslında çok daha güzel okuyorum de. Ama çocuk... Hocam yani naçizane kendimi duyabiliyorum. Şimdi üzerinize afiyet, dün de Urfa'dan gelmişim. Abi çağırınca direkt, daha yeni yoldan da yorgunum. Gece şey yapmamışım. Çok heyecanlıyım yani. Heyecan heyecan. Ya başka bir şey okusam? Sebezin et ya. Nemrud'un kızı yandırdı bizi, çarptı sillesini felek misali. Sil yazımızı kurtar bizi, çarptı sillesini felek misali. Bence fırtına öncesi sessizlik bu. İyice verdi kulağını. Bir pırıltı arıyor, bir yerden bir şey arıyor ama sabırla şu anda dinliyor, ama dediğim gibi fırtına öncesi sessizlik, evet. Bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbela'dır. Yanını görür Allah, görür inşallah.
Ocağım söndü, nasıl beladır? Bırakıp gitti, bu ne devrandır? Dünya evet, finalde iyice yukarılara çıkmayı dene ve artık bence çıldırmasının vakti geldi Bülent Hanım'ın. Karasın bahtım, yıkılsın tahtım. Yalvardım, yakardım, yol bulamadım. Ah, dolmasaydı kara yazım. Evirdim, çevirdim, yaranamadım. Ey andır hanım. Nasıl da nazik valla. Çocuğu bozmamak için Fevzi Bey bu mu dedi. Söndü, nasıl beladır? Bırakıp gitti, bu ne devrandır? Dünya gözümde Kerbeladır. Devam et. Allah'tan bu. Bizim Levent hiç heyecanlanmadı yalnız. Ben daha çok heyecanlarınızı kaptırdı gidiyor. Bir repertuarı söyledi tamamını, evet. Sabırla bekliyor Bülent Hanım ama bitmesin yine de. Ağrılar girdi kadıncağızın karnına. Bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbeladır. Allah'tan bulasın. Fevzi Bey, sanki çok iyi okumuş gibi Levent'i beğendin mi diye sorsana. Tabii eserde... Levent Bey'i beğendiniz mi Bülent Hanım? Efendim efendim? Levent Bey'i beğendiniz mi? Kardeşimizin ismi Levent. Hayır, hayır. Nasıl gördünüz? Yani şey... tabii eğitimli olmadığı için ama şey olarak da oradan duyduğunuz muhakkak ki eserin o nakarat kısımları Hicaz'dır. Do diye si bemolalı. Onu da duyarak hani makam bilgisi olarak değil de kulağınızın duyduğu sağlam seslerden duyduğu şekilde onu basabilmeniz gerekirdi. Biraz kulak sorununuz mu var? Vallahi hocam siz daha iyi biliyorsunuz yani. Yani bayağı bildiğiniz hiç müzik kulağınız yok demiyor da kulak sorununuz mu var diyor. Kibar insan. Si bemol do diyez olmadı. La re re la re do do diyez si bemol la. Yani ablacığım, ocağım söndü, oku. Nasıl beladır, do diyez. Levent, do diyez. Evet, arada sen de do diyez de Levent. Aynen taklit et. Bu ne devrandır, do diyez. Hayır, do diyez olur mu? O ne münasebet. Sen gördüğün şeyim do diyez, do diyez diye. Aa. O do diyez değil çocuğum. Evet artık Levent'i yolculayalım Fevzi Bey. Doğru, daha çok işimiz var. Yalnız Levent gitmeden şu mistik güçlerinin olduğunu hissettirelim Bülent Hanım'a. Bu gazino işi eğitim veren bir yer değil takdir edersiniz ki. Hazır eleman gelecek burada okuyacak. Ama siz daha pek hazır değilsiniz. Değil mi efendim? O bakımdan sakın alınmayın. Fevzi Bey, siz Levent konusunda biraz ısrarcı olun bakalım ne tepki verecek Bülent Hanım? Çocuk boş bir çocuk değil mi Levent? Çocuğuma dahi asla torpil yapamam. Olmaz. Yapılmaz. Bülent Hanım çok güzel şeyler söyledi aslında. Bülent Hanım karşısında türkü söyledi. Yani keşke böyle olmasaydı da... Olsun. Keşke böyle ne yapalım olmayan bilir ya ne olmamış. Ama doğruyu söylemeye ben mecburum. Levent, elinizi öpebilir miyim de ve orada artık numaranı yap biraz. Ben o işleri ayarlayacağım. Senin kafan... Buyur. Hocam benim, bir elinizi öp sen. Buyur, geç öden git öden. Hazırlık. Allah razı olsun. Sağ ol, cümlemizden razı olsun. Abi beni sadece verdin mi? Efendim. Tabii buyur. Ne diyeceksin? Söyle. Söyle buyur.
Sana mı söyledim? Yok lan, sen ben söyle. Ne istiyorsun çocuk? Söyle. Söyle. Söyle çekti. Hocam bir elinizi alabilir miyim? Müsaade edersiniz. Estağfurullah. Ne yapacaksın elimi? Hocam şimdi çok özür diliyorum. Ha, o bir işler varmış. Onu ben almıyorum. Müsaadeniz yoksa zaten ben yapamam. Yapmayayım. Ama bir dokunduğumda bir ben şey onu yapmayayım. Oldu. Belki işinize yarayabilir söyleyeceğim. Bu bizim şeyimiz başka ama bu başka bir şey. Evet. Yani. Ne oldu? Bende bir acayiplik mi var acaba? Hocam o kutsal emaneti oradan biraz daha yukarı alalım. Hangi kutsal emanet? Efendimizin sizde bir örtüsü mü var? Evet. Onu biraz daha yukarı alalım. Hayır, zaten en tavanda. En yukarıya. En yukarıda. Hocam. Ben hiç belden aşağı öyle daha şey. Daha yukarı bir mak. Yok, yer yok. Nereye koyayım tavan? Tavanda mı? Tavanın üstüne alalım. Ben koyar mıyım? Allah esirgesin. En tavanda yani. Orada bir şey var, ben onu hissettim. Ne muhakkak var? Olsun, siz bilirsiniz. Söyleyiniz ama bakayım. İzmir'e gitmeyin de, orada iyi şeyler hissetmiyorum Delevent. İzmir'e gitme. Niye? İzmir'e gitme. Neden? İyi değil, o iyi değil hocam. İyi değil. Yok canım, ben böyle şeylerle İzmir'le ne alakası? Allah razı olsun. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum her şey için. İsyafım. Hallederiz bir şey. Abi Allah bin kere razı olsun. Hallederiz. Estağfurullah. Allah'a emanet olun. Sen yukarıda şey yap. Ben yine şey edeyim, bir ablayla konuşayım. Tamam, buradan bekliyorum abi. Şey yaparım. Fezbe! Şey. Geldim abla. Fezbe hemen girmeyin. Biraz yalnız kalmalı Bülent Hanım. Levent üzüldü. Levent çok üzüldü. Levent nerede? Şimdi camda sıra. Hazırladığımız gibi camı kıralım bakalım. Tepkiyi göreceğiz. Ne oluyor orada ya? Fevzi! Koşturun arkadaşlar, cam kırıldı. Bakın ne oldu diye. Birileri koştursun. Bu ne ayol? Levent üzüldü bilmem ne falan. Kim abla? Burada adam. Hani gözünün nerede? Peri kaçmış. Ne adam abla, burası demir ki. Ay iyi, hadi sen sus be ben. Yok vallahi, bak arkana kimse kavga yok. Kavga mı götürüyorsun benimle sen be? Vallahi söyledin, anlamadım. Ne yapacaktık? Üzülürse üzülecek. Tabii. Aman evladım, pek güzel okudun. Aferin çocuğum. Mı diyecektim? Olmadı, yine kibar ya. Günüm bugün. Ya arkadaşlar, bizi tanıdık, dövse miydik abla? Dövmek değil ama yani anlayamadığım bir şey, böyle bir çıkaramıyorum. Bir enayilik var ama ben çıkaramıyorum. Kırın camlar hadi. Al işte bu. Yo vallahi. Abi de sen beni deli mi yapmaya çalışıyorsun? Bana bak, kafanı yarar mı senin? Ya bir dakika sandalye. Ama çekişsinler beni. Nedir bu? Anlamıyorum. Buradan bir şeyler patlıyor. Oradan cam kırılıyor. Ne cam? Ha, cam da mı kırık değil? Ne cam abi? Şuradaki cam kırık değil mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim de neyse, söylemeyeyim hadi. Ya korkma ablacığım, bir şey. Ne korkacağım ayol? Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Sen ne diyorsun? Ne korkusun? Gözünü perdi gitti diyorsun. Ya boş ver bu işleri. Ne diyorsun sen? Bunlar ne? Ne bunlar? Mana veremiyorum. Ama böyle bir şey zaten olamaz. Ne diye çağırdın, ne oldu? Çağırdıma pişman ettin. Ne yapmamı istiyordun sen çocuğa? Almış elimi, İzmir'e gitmedi. Nereye gideyim peki? Peki Antalya'ya gidiyor. Ben. Hayır, bir yer söyledi, oraya gideyim bari. Hazırladı mı bana bir şey? Hayır çocuğa fırsat, zaten ödü koptu heyecan. Hayır, iyi ki koptu, İzmir'e gitme diyor. O kadar olaydan sonra hemen normale döndü. Sohbete kaldığı yerden devam ediyor. Ya ablacığım, ya sen de Allah aşkına. Çocuk keşke kalsaydı. Niye kalacak? Ne yapacağım ben? Ne kalacak? Şey, ta Urfa'dan gelmiş, günah ya. O zaman getirmeyin kardeşim. Ben ne bileyim bu kadar heyecanlanacağını ben. Allah Allah. Evet. Biraz Levent konusunda ısrarcı olsanıza Fevzi Bey. Yani eğer yok, benim son kararımdır bu çocuğu. Sonra bir heyecanı gitsin, dinleyelim, yine de olmaz dersen. Çocuk olmadan da biz yerimizde sahnemizi alırız yani. İlla olmaz derse. Ne zaman dinleyeceğim çocuğu?
Çocuk zaten heyecandan... Peki ne yapmam lazım? Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Ya zaten İnsanlar suç. Kendi kendini... Ben niye talebelik hayatımda hiç heyecanlanmadım? Niye? Hiç mi heyecanlanmadın? Hayır. Müzeyyen ablan yanında mı? Ben hiç heyecanlanmadım. Yok ama biz öyle hiç... Aziz Allah, aziz Allah, şefaat senden aziz Allah'ım. Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke nâbidü ve iyâke nestaîn. İhdina sırâtel mustakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veledzâlin. Amin. Allah kabul etsin. Amin ya Rabbi. Amin. Evet, Bülent Hanım'ın ateşi yükselmeye başladı yine. Tam zamanıdır. Yanacak arkadaşımızı da dikkatlice hazırlayalım. Dublör arkadaşımız yanarak yukarı doğru çıkarken Bülent Hanım'ın yanına geleceğim. Bakalım ne tepki verecek. Hadi bakalım. Hepimize kolay gelsin. Sen bir şey konuşmayacaksan ben gittim. Bir şey geliyor. Demek ki geliyor yolda. Kim bu? Belki Nur gelir. Alo. Canım! Canım! Ne oldu lan? Canım! Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu ona? Yanana görür Allah Allah. E görür inşallah. İtfaiye. İtfaiye mi? Bu kız da deli, itfaiye diyor ya. Üstüne su döksenize. Ne bu be? Sizin gibi akıllı bir kadın olunca yapamadım. Ama size böyle şeyler kolay mı yani? Bunları bu kadar yapın. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederiz ama bizimkiler çok heyecanlandılar sizi görünce. Çok o kadar güzelsiniz ki. Siz çok tatlısınız ve çok da her şeye uyandınız yani. Fevzi Bey bile güzel oynuyordu provada. Burada biraz heyecanlandı. Evet efendim Fevzi Bey. Sen provada mı yaptın? Evet her şeyi yaptık. Yaptım. Arkadaşlar şurası yaklaşık 50 kişi içeride. Çok kalabalık bir stüdyo kuruldu. Çok seviyorum. Biliyorum. Ben de ona güvenerek zaten bu işe giriştim. O söylerken şarkıyı böyle yapıyorsunuz şimdi, detone olduğu her yerde. Bak kötü sesi duydukça böyle oluyor. Dodiez diyor ama o Dodiez'den sonra. Levent, bunu da burada da sınıfı geçemezsen artık bırak bu Türkiye işlerini diyorum. O zaman... El Fatiha. Lensler çıktı. Dağlar aman, çöller aman. Burada da... Aslında çok herhalde kızardım ama siz olduğunuz için kızmadığım gibi bir de yapayım zaten halinizi. Teşekkür ederim. Beni sevdiğinizi biliyorum. Çok seviyorum. Biraz ona çünkü da siz çok büyük bir ustasınız. Teşekkür ederim. Mesleğinizin ordinarius profesörüsünüz efendim. Oh estağfurullah. Çok onun teşekkür için. Ediyorum. Biliyorsunuz bir filminizde şeyden çıktım ve zat-ı halinizi gece yarısı. Zaman mefhumu yok bende ama işte. Ama o kadar heyecanlandım ki çok mutlu evet. oldum. Ben bu gece bunu söylemem lazım. Dedi ki, denkliği dekleyin.
taklitinizi yapıyormuş. Güzel yapar. Güzel yapıyormuş. Ben ata zannettim önce. Ah yazık. Evet. Yani numara deyince dedim ki inandırıcı olsun diye dedim. Ata bir de bilinmeyen numaradan arıyor beni. Bak. Evet. Açtım. Önce bir dinledim. Yani atanın da taklidinizi nasıl yaptığını da aşağı yukarı gayet iyi biliyorum. Beni en iyi yapan odur. Fakat öyle şeyler söylediniz ki yok dedim ama bir beş dakika dinledim. Önce bir gireyim mi lafa dedim, ata mı diyeyim dedim. Yok, baktım ki sizsiniz. Hemen şöyle bir dedi ki, çok da güzel Türkçesiyle, tenkit etmeyi bildiğim kadar takdir etmeyi de bilirim efendim dedim. Bu arada, evet öyle dedi. Ne kadar güzel, ben de dedim bu ara böyle yapıyorum. Sevdiğim, beğendiğim oyuncuları, beni heyecanlandıran filmleri ve tiyatroları izlediğimde bulup buluşturup arayıp insanları tebrik ediyorum. Bunu duymaya ihtiyacımız var hepimizin. Güzel oynamıştı. Çok teşekkür ederim. İnşallah yine böyle güzel bir filmi izlersiniz. O lehçe, o lehçe nasıl bir lehçe? Böyle modern bir hanımefendi o lehçeyi nasıl koydu ayol? Sanki sizin oraların bir hanımı gibi sanki ya. Yani. Öyle bir güldüm ki efendim dedi bana salonda. Bütün salon bana evet, baktı. Salon bana baktı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii şaşırdım. Bana böyle bir şeyi birinin yapabilmesi imkan dahilinde değildi ama Allah'tan ki sayın hoca tabii efendim demek ki onu görünce zaten. Yoksa yandıydınız evladım. Tabii ki galiba. Levent üzüldü. Böyle işler niye hiç korkmam? Bir Allah'tan korkarım, bir de balondan. Sen nasıl unuttun balonu? Ama üstüne siz bize bunu söylemedin. Aşağı tutturamaz. Sen masanın üstüne çıkardın. Yani götür onu! Götür! Diye. Saçmalama, sakın balon alıp gelme. Nasıl yapıyoruz? Götür onu! Götür onu! Götür onu! Evet, budur. Ama balonu söylemediniz bize. Gider. Ocağım söndü. Oku. Nasıl beladır? Diye bırakıp gitti bu ne devrandır Dodie. Ay Dodie olur mu? Ne münasebet. Kameralara bakın. Sadece çok aramızda birkaç tane kendi tarzımızda. Çok aramızda değil mi? Kendi tarzımızda. Sessiz. Hepsini birden. Bir tane gidiyor. İşte şu karşımdaki. O fena değil çünkü gözüme kestirdi. Nerelisiniz? Denizli. Ben Denizli'ye gidiyorum. Ay Denizli'ye gidiyorum Fevzi kız. Hayatım çok aramızda. Ne yapacaktık? Üzülürse üzülecek. Şimdi bana bak kafamı yararım seni. Ya bir dakika sal ben ya. Ama çıksın be. Çok aramızda. Aramızda. Çok aramızda.